Hazır mısın? Hazırım. Sadece Hı. erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi geçen haftalarda. Hı. Sence bu virüsün adı ne olmalı? Trip olabilir. Trip 19. <gülüyor> <gülüyor> Dırdır 20. Dırdır olabilir bak güzel. Dırdır 21. Peki. Erkeklerin olmadığı bir dünyada kadınlar nasıl olurdu? Kadınlar bugün olduğu kadar güzel olmayabilirdi sanki ya. Bu kadar gelişmiş bir sanayi de olmayabilirdi erkeklerin olmadığı bir dünyada. Sen kadınların erkekler için mi bakımlı olduğunu ve güzel giyindiklerini sanıyorsun? Hı -hı. Hiç de bile. Kadınlar tamamen diğer kadınların algısını ve dikkatini çekmek için giyiniyor. Çünkü erkekler anlamıyor. Hangi kozmetik malzemesini kullanmış? Çantası hangi marka? Kıyafeti nerede? Yeni sezon mu değil mi? Bunları biz anlamıyoruz abi. Kadınlar, kadınlar için giyinir. Erkekler bakarsa bakar, bakmıyorsa kadının umrunda olmaz. Ozan, Hı. hüzünlü mekanlar dediğim zaman ne geliyor aklına? Yani mekandan daha çok sanki o hüznü iliklerime kadar hissettiğim anlar geliyor aklıma. Mesela Hı. lise mezuniyeti gibi. 3-4 yılını birlikte geçirdiğin, birlikte gülüp, birlikte ağladığın, ilk aşkını, ilk kavganı, birlikte yaşadığın arkadaşlarından kopup belki de herkesin farklı şehirlere, farklı dünyalara gittiği bir an. Ben lise mezuniyetinde çok üzülmüştüm. O yüzden de mezuniyetime gitmemiştim. Seviyor muydun liseyi peki? Çok. Ben lisede o kadar iyi zaman geçirdim ki, o kadar iyi dostluklar ve o kadar iyi anılar biriktirdim ki üniversiteye geçince çalışmaya başladım. Hem okula gittim hem çalıştım. Çünkü Lisede aldığım hazdan daha fazlasına bir beklentim yoktu üniversiteye gittiğimde. Direkt hayata atılmak istedim ve en doğrusunu yapmışım. Graduation goggles diye bir şey var çünkü. Mezuniyet gözlüğü. Hmm. Bu iş yerinden ayrılırken de olur bazen. Liseden, üniversiteden mezun olurken de olur. Şimdi lise örnek veriyorum bize stres yaratan ve aslında sevmeyerek gittiğimiz bir yerken hmm. mezuniyet haftası ve günü özellikle o hiç sevmediğin öğretmenlerden ayrılacak olduğunu bildiğin için onları pembe bir gözlükle görmeye başlıyorsun. Aslında güzel anılar gözünün önüne gelmeye başlıyor. Kötü anıları o anda siliyorsun. Hüzünlü mekanlar yok aslında. Sen hüzünlüysen hani hangi mekandaysan orası hüzünlü bir mekan oluyor. Ben mesela bunu ilk düşündüğümde aklıma otogarlar ve havalimanları geliyor özellikle. Otogar, havalimanı gibi yerler hem veda hem bir buluşma yeri. Hı hı. Sorun mekanda değil abi zamanda. Ozi Hı. hatalarından Ders çıkardığını düşünüyor musun? Ben aynı hatayı iki kez yapmam Hı. En az 3-4 kere yaparım ki emin olayım Gerçekten o bir hata mı? Doğru mu? Değil mi? Bunu 3-4 kez yaparım Çünkü bazı hataların içerisinde Öğrenmem için farklı dersler Çıkarmam gerekiyor Aynı hatayı defalarca tekrarladığım zaman Farklı dersler alabiliyorum bana birden fazla kez başka şeyler öğretiyor. Bu şuna benziyor. Aynı insanı iki kez aynı yerde bulamayacağımız gibi yine aynı insanı iki kez aynı şekilde bulamayız. Bu haftanın film önerisinde Netflix'te yeni yayına giren aslında Anthony Doerr'ın Pulitzer ödüllü bir kitabından uyarlanan All the Lights We Cannot See göremediğimiz tüm ışıklar filmi. İnanılmaz hoşuma gitti. İkinci Dünya Savaşı 1944 arasında Fransa'nın Saint Malo kasabasında geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Görme engelli bir kız var, muhteşem bir babası. Ona göremediği yerleri hatta Parisi ve Saint Maloyu yaptığı maketlerle anlatan ve ona her şeyi öğreten muhteşem bir baba. Aynı zamanda Fransa'nın özgürlüğü için Nazi Almanyasına karşı ayaklanan bir grup. ...çaresiz insanın aslında ne büyük şeyler başardığını anlatan muhteşem bir film. Ne güzel anlattın be. Değil mi? Film dedik aslında ama mini dizi sanırım. 3-4 bölüm. Bana film gibi geldi belki de o yüzden. Bir oturuşta izledim. Burada aynı zamanda bir Alman askeri var. Ve görme engelli kızla birlikte çocukluk dönemlerinde... ...her ne kadar radyo dinlemek, uluslararası radyolara... Kulak kabartmak yasak dahi olsa geceleri kimselere çaktırmadan profesör isimli bir adamı dinliyorlar. Bu adam yıllarca askerlik yapmış, kahramanlıkları olan profesör denilen bir beyefendi çocuklara iyiliği, güzelliği, özgürlüğü ve üretmeyi anlatıyor. Kısa dalga 13.10'da. Hı. Hmm. Her akşam saat 10 gibi yayına başlıyor ve bu iki genç yıllar sonra savaş atmosferinde karşı ülkelerde yani düşman taraflarda olsalar dahi bir şekilde birbirlerini buluyor. Bu savaş aslında muhteşem bir aşk hikayesine dönüşüyor. Peki senin için böyle muhteşem hikayeleri olan romantik bir şehir deyince aklına neresi geliyor? Yani az önce söyledik ya aslında mekandan bağımsız o mekanın bize ne çağrıştırdığı ile ilgili. Aklıma ilk gelen şehir Mostar oldu. Biliyorsun Mostar Bosna'da bir şehir. Orada yerlerin Moss dedikleri bir köprü var. 1500 yıllarda mimar Sinan'ın bir öğrencisi tarafından yapılıyor. Allah'ın 99 ismine istinaden 99 basamaklı yapılıyor. 1993'te Yugoslavya savaşı sırasında da köprü bombalanıyor ve parçalanıyor. 97 yılında sanırım Türkiye'nin de büyük bir katkısıyla köprü tekrar onarılıyor ve 93 basamakla onarılıyor. O yüzden oraya gittiğin zaman hatta Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür anıtları da vardır onun yanında. Şöyle bir gelenek var orada. Mostar Köprüsü'nün altından bir nehir geçiyor. Ve hatta her yıl oradan atlama geleneği düzenleniyor. Çünkü eski zamanlarda o köprüden nehir atlamayana kız vermiyorlar vermiyorlarmış şehirde. Yani erkeklik göstergesi olarak, cesaret göstergesi olarak Mostar Köprüsü'nden nehir atlaman gerekiyor. Tam o köprünün üzerindeyken Parnivalyak diye bir grubun bir şarkısını dinlemiştim ilk defa. Nemir no more diye. Buzursuz nehir anlamına geliyor. Şöyle söylüyor abi şarkıda. İstediğin gibi birisi olamadığım için üzgünüm. Aslında kendi tarzımda seni çok severim biliyorsun. Mutsuzmuş gibi konuştuğum için özür dilerim. Bilirsin, kelimelerle beceriksizim. Ama ben benim. Bu dünyada yerim yok. Rüzgarlar eser ruhumda. Ben benim. Huzursuz bir nehir gibi. Oranın şarkıları, oranın tarihi, oranın insanları, oranın besteleri ve oranın atmosferi gerçekten bana hani Paris Bir Balkan'da aşkı tadın dedirtmişti. Mostar işte öyle bir şey. Can Legend'ın bir şarkısı var. All of me diye. <laughs> Bu şarkının içinde geçen müthiş bir kelime var. Perfect imperfections. Yes. Kusursuz kusurlar. Sanatçı diyor ki senin kusursuz kusurlarını seviyorum. Hem de tüm benliğimle. Zaten olay da bu bence. Uzun ilişkilerin sırrını söyleyeyim mi sana? Hmm. Birbirini tamamlamak yetmez. Birbirini tamamıyla kabul etmek ve ancak o zaman gerçekten ve derinden severek uzun ilişkilere başlayabilirsin. Bu olmazsa kusursuz kusurlarını sevemezsen bir adım bile ileriye gidemez. O şarkıda bir şey daha söyler. All of me loves all of you her şeyim, her şeyine aşık. Ozi. Yolla. Şimdi uzun yolculukta şoförün bazı görevleri vardır. Bunu biliyoruz. Hmm. Bir de sağ koltukta oturanın çok önemli görevleri vardır. Muavin. Muavin mi dersin? Sağ koltuk prensesi mi dersin? Nedir bu insanın sorumlulukları şoföre karşı? Abi bu sorumluluklar o kadar büyük ki. Hatta Amerika'da <laughs> sürücünün yanına oturmaya... Şatkan. Derler. Eğer şatkan dediysen sürücünün yanındaki koltuğa sen oturabilirsin. Ve ilk kim derse o oturur. Yalnız bu... Çok ciddi sorumluluklarla gelir. Evet. Bir müzik seçimi. Evet. Kötü bir müzik seçimi yapan muavin asla bir daha oraya oturamaz. İki şoför susadı mı? Hı -hı. Şoförün karnı mı acıktı? Şoför hafif uykulu mu? Eğer şoför yorulduysa Hı -hı. mutlaka hafif cam açılır ve sohbet edilir. Şoförün sevdiği konular açılır ve bu konularda asla ısrarcı olunmaz. Şoför Hı -hı. bir şeye hayır diyorsa tartışılmaz şoförle. Ama mutlaka onun ilgisini çekecek, onu konuşturacak ama yoldan da dikkatini ayırmayacak şeyler söylemesi lazım. 4. Arkada eğer başka yolcular varsa onların gereksiz bağırmasını, çağırmasını, taşkınlık yapmasını engelleyecek. Doğru. Yola da bakacak. Diyecek ki, "Sağa dönelim, sola dönelim. Yolu kaçırdın mı? Önemli değil. İleriden döneriz." diyecek. Asla panik, asla korku yok. Bu söylediğin her şeye katılıyorum. Bu bana şunu hatırlattı bir de. Rally yarışçısıyla yanında oturan yardımcı pilot. Ne i̇nanılmaz işte. bir güven ilişkileri var. Yardımcı pilot o kaos içerisinde pilota son derece güvenip yola bile bakmadan sadece harita okuyor. Ve kullanan yarışçı pilot çok yüksek hızla yan taraf diyor ki sağa dön, sağa dönüyor abi. Hiç. inanılmaz bir güven ilişkileri var aralarında. Müthiş bir bromance var. Takım oyununun çok güzel bir örneğidir mesela. Bence onlar evlense ömür boyu ayrılmaz biliyor musun? Böyle bir güven, <laughs> böyle bir inanmışlık. Çok güzel söylüyorsun çünkü ne oluyor biliyor musun? Bayağı takla atıyorlar. Viralde takla atmak normal bir şey. Takla attıkları esnada sohbet ediyorlar. Çünkü öyle bir kafesin içindeler. Karı koca gibi didişiyorlar takla esnasında. Ya ben sana işte bir 20 metre önce söylemiştim. Diyor ki bir salise geç söyledim falan diye ve araba tekrar düze çıkınca gaza basıp devam ediyorlar falan böyle. Umarım her araba bir gün düze çıkar. Düz'e çıkanlara. Yardımcı pilotlara. Çıkanlara. <laughs> Peki hı. mangalın başında kim durur? Baba. Abi mangal işi tamamen o ortamdaki baba rolü kimdeyse evet. ona verilir. Doğru. Çünkü güvenmediğine mangal veremezsin abi. Doğrudur. İlk partinin günahı olmaz der mesela yapamayan. Yakar hı. böyle hı hı. eti. Ve mangalın başında kim varsa o baba hissiyatını kendisine geçirir. Evet. Başkaları doymadan kendisi asla yemez. Belki böyle arada bir bakayım pişmiş mi pişmemiş mi yapar ama masadakilerin hepsi doymadan asla onu bırakıp da o masaya Katılıyorum, oturmaz. mangal başına da hizmet vardır. Hmm. Mangal başının çayı, kolası eksik edilmez. Sigarası getirilir. Ondan sonra sürekli onun tepsi getirin, tencere getirin, yok mu bir rulo kağıt bağırmalarına tabii ki diye karşılık verilir. Oraya sürekli olarak bir akış olur. Tetikte beklenir. Mangalbaşı bir emir versin de biz de mangalbaşı'nın emrini yerine getirelim diye. İşte mangallar aslında ameliyathaneye benziyor. Hmm, bak çok güzel örnek. Hani ameliyathanede de derler ya Neşteri verin, pansuman yapın, şunu tutun. Mangal da öyle. Evet. Tepsi getirin. Ateş söndü, kömür getirin. Bunlar yandı. Ayşe. Evet. Hastayı masada bırakmaz. Eğer baba varsa o mangalın başında, hasta da sağ salim gider, dışarıdaki yakınları da mutlu mesut, herkes evine. Babamın olmadığı yerde de mangalı ben kimseye bırakmam yalnız. Artı bir yaz beni oraya da. Peki, erkekler ne ister? İşte mesela mangalda problem çıkmasın ister. Ne bileyim, tuttuğu takım şampiyon olsun ister. Arabayı yıkattığı gün yağmur yağmasın ister. Ailesine bir ev almak ister. Fitnes'e gidiyorsa salonda en çok ben basayım ister. Can arkadaşının düğününde sadıcı olup onunla karşılıklı zeybek oynamak ister. Güzel. Arkadaşlarıyla birlikte parayı bulmak ister. Bir sıcak çorba olsun bir de güler yüz olsun ister. Hem kalbi hem karnı doysun ister. Hmm. İşte bu kadar. Peki bir erkeğin kaliteli olduğunu nasıl anlarız? Kadının kalitelisi yoklukta, erkeğin kalitelisi varlıkta belli olur. Çok doğru altını ateşle sınarlar kadını altınla erkeği de kadınla yani aslında evet dediğimiz ve elde ettiğimiz şeyler değil nelere hayır diyebildiğimiz bizim kalitemizi belirleyen şey. Şunu fark ediyorum. Yapmasaydın diye bir kelime var. En gıcık olduğum şey. Birine iyi gelmek için, onun hayatını iyi anlamda değiştirmek için bir sürü güzellik yapıyorsun ve sana dönüp diyebiliyor ki yapmasaydın. Ben sana yapma dedim. Bu sence bir insanın özgürlük hakkı mıdır bunu söylemek? Yoksa nankörlük müdür ya? Abi düpedüz nankörlüktür ya. Değil mi? Çünkü sana iyi geldiği halde o zaman ses çıkarmıyorsun. Hı -hı. Karşındaki insan ne zaman ayağını yere vura vura artık bundan vazgeç yoksa ben gidiyorum diyor. Ve sen o zaman ona çıkıp diyorsun ki ben mi istedim? Yapmasaydın ne gerek vardı? Bu dünyanın en büyük nankörlüğü. Ama... Bu karakterdeki insanlar şunu da yapıyor. O karşısında ona değer veren insan bir hata yaptığı zaman veya doğru düşünüp elinden gelenin en iyisini yaptığı halde başaramadığı zaman ben sana söylemiştim. Hmm. Beni dinleseydin. Yani felaket tellallığı yapıyor sana. Bu tarz insanlar genellikle sorunu çözemez. Sorunu işaret eder. Bu insanlar çevredeki en tehlikeli ve aslında bizi en fazla geriye götüren insanlardır. Çünkü sorunu sadece işaret eden, bas bas bağıran insanlara çıkıp ben şu soruyu sorarım. Peki sence ne yapmalıyız? O zaman donup kalırlar. Hiçbir şey yapamadan sorunu çözemeyeceğinin farkına varır ve böyle sessizce uzaklaşır. Bir yere daha bağlayayım bunu. Kurtarıcı rolüne girip kurtardığın her kişi iyileştiği zaman sana baktığında zayıflığını hatırladığı için ilk önce senden kurtulmak istiyor. Doğru. Ozan daha Ghosting değil mi? Popüler olmamışken bizim ülkemizde Hayalet Sevgilim diye bir şarkı vardı. Sence bu şarkı Ghosting üzerine mi yazılmıştır yoksa kaybedilen sevgilinin arkasından mı? Hiç olmamış bir sevgilinin arkasından yazılmıştır bence. Sevgili olmayı başaramamış veya platonik olan bir aşk üstüne yazılmış bir şarkı. Ben lisedeydim o zamanlar. Pille çalışan MP3 player'lar vardı. Tek pil ve o MP3 player'lar ortalama 30 şarkı falan alırdı. Tayfun diye bir arkadaşım vardı. Bizi dinliyorsa selam olsun. Onun MP3 player'ını alırdım. Onda 4-5 tane parça vardı. En çok başa sara sara dinlediğim. Bir tanesi tabii ki Hayalet Sevgilim. 2 Manga bir kadın çizeceksin. 3 Kurban insanlar. 4 Sanırım Athena'dan birkaç parça ve Mor Ötesi tabii ki Aşk içinde. Bir derdim var. Aman tanrım. O şarkıları dinleyip henüz tanışmadığım kişilere aşık olup zihnimde onlardan ayrılarak acı çekiyordum. Sonra da bana diyorlar bu adam niye böyle oldu? Dolmuşta acı çekilir. Böyle sabah sabah. Hiç aşık olmadığın kadar acı çekersin. Çünkü orada beklemediğin anda beklemediğin saatte çalan o hüzünlü şarkı seni böyle çok uzaklara götürür. Bir de aşk acısı çekerken kafam böyle cama vurur sürekli. Seke seke O da sana aşkın Acı veren bir şey olduğunu Hemen orada öğretir Ne diyor şair Bebeğim benim Hayalet Hala. sevgilim, sevgilim. Ozan'cım Ben bugün Yeni bölüm için Soru alıyoruz Diye bir story atma gafletinde Bulundum Şimdi burada gelen Bütün sorulara Bakamadım Diyorum ki Buradan ben rastgele Bazı sorular seçeyim Bunları da burada Hemen cevaplayalım Hızlı hızlı Kadınları anlamıyorum Kadınları nasıl tanımlarsınız? Kadınlar mum gibidir. Çevresine ışık verir, kalbinizi ısıtır ve güzel kokarlar. Ama onlara gereken ilgiyi göstermezseniz ve onları unutursanız evi yakarlar. Filozof <laughs> ya. Evet devam ediyorum. Devam. Ne YYZC diye bir takipçimiz. Güzel kokuyorsun ne düzey bir iltifattır. Yani bence bu erkeğe yapılması gereken bir iltifat. Hmm. Çünkü bir erkek bunu kadına yapıyorsa çok itici olabilir. Neden parfümün yani? ne kadar hoş demesi lazım. Hmm. Güzel kokuyorsun ne abi? Armut musun? Elma mısın sen? Yok, ben direkt olarak çok güzel kokuyorsun diye iltifat ederim. Bunu nasıl söylediğin önemli. Neden biliyor musun? Çünkü parfüm ondan bağımsız güzel kokan bir şey. Ama parfümün güzel kokmasını sağlayan şey o insanın teniyle birleştikten sonraki ortaya çıkan koku olduğu için o parfüm kendi başına güzel kokmuyor ki, o parfüm o insanın üzerinde güzel kokuyor. Hmm. Güzel. <laughs> Walkman mi, müzik çalar mı? Walkman abi ya. Çünkü o kaset çalar ve o kasetin sesini duymak, bittiği zaman arkasını çevirmek falan. Hatta bazen kalemle geri sarmak, o kaseti tekrar başa sevdiğin yere otomatik fıt 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 sararsın onu. Değil mi? Yaşımız ortaya çıktı yine, evet. Karamavus diye bir takipçimiz. Konuşulduktan sonra büyüsü bozulan şeyler. Ben söylüyorum. Bir işe atıldın. Büyük hayaller kuruyorsun. Birisini anlatırsan büyüsü kaçar bana göre. Doğru. Olunca anlatın. FTZ Yılmaz. Hmm. Sevgi her engeli aşmaya yeter mi? Yetmez. Yetmez. Lara Sezgin. Lütfen şiir olsun konu. Bir şiir okusana be Lara'ya. Benim en sevdiğim söz senden duyduğum bendir. Özdemir Asaf. Güzel ağzına sağlık. Ceyf bu. Korumak bazen kısıtlamaya dönüşür mü? Dönüşür bazen değil. Çoğunlukla dönüşür. Ama bu nasıl koruduğuna bağlı. Hmm. Onu kaybedeceğim korkusuyla yapacağın her türlü şey onu kısıtlamak ve onu öldürmek olur. Ama onu gerçekten severek sensiz de var olmasını isteyerek yapacağın her şey onu yaşatmak olur. İmkansızı kabullenmek mi? İmkanları zorlamak mı? İmkanları zorlamak. Burada Nietzsche'nin bir sözü var. Der ki, büyük ve imkansız olanın peşinde koşarken yok olmaktan daha iyi bir yaşam amacı bilmiyorum der. Annemin rahmetli bir sözü vardı. Zor diye bir şey yoktur. İmkansız sadece biraz zaman alır derdi. Allah rahmet eylesin. Leyla ile Mecnun evlenmiş olsaydı kaç yıl sonra boşanırdı? Güzel soru. Üç ay sonra. O kadar sürer mi? Eski devirde başvuru yapacaksın. Sana sıra gelecek. Doğru. En az 3 ay. S alt tire sude. Gece midir insanı hüzünlendiren yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Her ikisi de. Bence insandır hüzünlenmek için geceyi bekleyen. Sen zaten hüzünlenince hep gece olmaz mı? Gecede kendini daha Rahat hissedersin. Salarsın. Rahat falan hissetmezsin abi. Gece üstüne çöker. Böyle eski yorganlar olur ya. Yün yorganlar. İçinde nefes alamazsın. Hmm. Dertliysen her gece o yorganın altında kalmış gibi uyursun. Nefessiz. Uykuda beş para etmez. Eylül açık göz. Hmm. Bu yağmurlarda ıslanmak mı? Pencerenin arkasından izlemek mi sizce? Derler ki... Kimi insan yağmuru hisseder, diğerleri sadece ıslanır. O yüzden ben hep yağmurda ıslanmayı çok hissederek yaşayan birisiyim. Çok severim. Islatmayan yağmur da ne bileyim. Hiç olur mu? Arda Arı 07. Hı. Neden varız? Neden yaratıldık? Bu herhalde insanlık tarihinin en eski sorusu. Bununla ilgili yazılmış böyle çok uzun kitaplar var. Bunlara bakılabilir. Bir de bence Budizm'e de bakılabilir. Orada da derler ya, ruhun nirvana'ya ulaşması için o deneyimleri yaşaması lazım. Hı hı. Sen gerçekten acıyı da, sevgiyi de, açlığı da, tokluğu da yaşayamadan sonsuzluğa ulaşamazsın. Elbet bir bedende tekrar tekrar aşamadığın, tecrübe edemediğin şeyleri yaşayıp öğrenene kadar tekrar gelirsin. Esinyar 51. Neden yeni çağın insanları aşka sevgiye değer vermiyor? Veriyor aslında. Şöyle bir şey var orada. Az olan şey kıymetlidir. Scarcity. Hmm. Az olan şey kıymetlidir. Kıtlık. Evet. Kıtlıkta elde ettiğin yiyecek daha kıymetlidir. Hı hı. Şimdi eski zamanda kavuşmak ve ilişki yaşamak daha zor olduğu için elde etmenin değeri de onu daha fazlaydı. Şimdi günümüzdeki problem ilişkileri çok daha hızlı ve kolay elde edebiliyor olmamız. Yani bir telefondan bile binlerce kişiyi bir anda eleyebiliyorsun veya iletişime geçebiliyorsun. Fazla olan her şey gözümüzde değerini kaybeder. Az olan her şey değer kazanır. Eskilerin kavuşamayıp aşka çevirmesinin sebebi az olmasıydı. Artık elimizde çok var. O yüzden değer vermiyoruz. O zaman son soru. Erkekler gerçekten her işini kendi halledebilen kadınlardan daha mı hoşlanır? Hadi bakalım. Daha az hoşlanmaz da onların hayatına iyi gelemediklerini düşündüğü zaman oradan uzaklaşır. Çünkü erkek her zaman bir yerde işe yaramak ister. Hı hı. İşe yaramadığı yerde de çok fazla duramaz. Çünkü kendi erkekliğini sorgular maalesef. Katılıyorum. Hikayeden adamlar. Soner. Görüşmek üzere.